Allah'tan Çok can üzücü ya. kaybı yok. Çok Sayın şükür. Süleyman Soylu'nun da açıkladığı gibi sadece maddi anlamda hasar var ama çok büyük boyutta. Çok yazık, günah ya. Bu doğal afetlerden Allah bütün ülkeleri korusun, bütün Amin. dünyayı gerçekten. İnsanoğlunun tek baş edemediği şey değil Tek mi? baş edemediği şey ve inanılmaz korkunç bir şey. Bir anda oluyor ya, ne yapacağını da bilmiyorsun. Hani diyorlar ya hep hazırlık yapalım, hazırlık yapalım. Ama neye hazırlık yapabilirsin ki? Bu doğal afet orduya çok büyük geçmiş olsun Karadeniz'e de. Allah bir daha yaşatmasın. 10-15 yıl önce olmuştu diyorlar. Uzun bir zamandır olmamış. Ama maalesef iklim çok değişti biliyorsunuz. Doğa değişti. Bu seneki tren kazasını hatırlayın sebebini. Yoğun Ya yağışların toprağa kaydırması sonucu oldu yani. Doğru. İnsanoğlu yani uzaya kadar hep konuşuyoruz ya. Uzaya da yani Mars'ta Venüs'te neredeyse hayat başlayacak. O vaziyete kadar teknoloji ilerliyor ama hala doğal afetlerle yani doğanın gücüyle baş etmen zor. Biraz Edemezsin tabii. altyapı tabii sorun. Yani bu kadar yağış alan bir yerde o suyu tutmak, yer altına göndermek zor. Baksana, bakar Çok mısın ya? yoğun. Tam bir doğal afet yani. Baksana sel. Allah korusun çoluk çocuk. İyi ki orada hani oynayanlar falan yok. Çünkü sel alır götürür. Bir de Tabii. biliyorsunuz onun hızlı bir götürme. O yaşlı amcalar falan nasıl kurtarılıyor? Duydu mu diyor ya boyumu bir an geçti diye. Ya evet. Çok Tabii canım, mucize şekilde anlık kurtuldum diye. oluyor. 3 milyon fındık sahibi oldu. Şimdi Ay o işte o bölgenin kötü en önemli ya. geçim kaynaklarından. Tabii bunun üzerine hemen devletten açıklama geldi. Tüm zararlar maddi anlamdaki hepsi hükümet Karşılanacak. tarafından karşılanacak. Aynı zamanda tabii kredi borçları olanlar var. Tarlaları için krediye girenler, bunların da ertelenmesi durumu Ay söz konusu. Ne süper. gerekiyorsa Çok iyi. Evet, yapılacak. kimse panik olmasın. Yani bir de insanlar canını düşünürken haklı olarak Mal iş yüzünden. kaygısı, malını ne yapacağım, ne yiyeceğim şimdi, öbür ay ne olacak? Devlet sağ olsun bunların hepsinden zaten ilgilenir. O yüzden insanlar bir de kendi canını düşünürken bu paniğe, para paniğine de düşünce yazık, Evet. daha kötü oluyorlar. Evet. Allah Tabii. korusun, Allah bir daha yaşatmasın ama bu Aa. doğal afet bütün dünyada, hemen hemen bütün dünya ülkelerinin başına gelen olaylar Bir iş biliyorsunuz. makinesi şu anda Of. görüntülerde de var. Düşünün yani iş makinesi suya yuvarlanıyor. Sürüklenmiş. İnsanoğlu Ve nasıl durur değil nasıl mi bir güç önünde? ki bunu hiçbir şekilde oradan çıkaramıyorsun? Sürükleniyor aşağı doğru. Yani iş makinesinin bu hale geldiği bir sel felaketinde düşünün can kaybı olmaması mucize gerçekten Hadi baktığınızda. ağaçları kesiyoruz. Çok zarar veriyoruz doğaya. Yani orada için söylemeyeceğim ama altyapı sorunu var. Dere Evet. yataklarına kocaman kocaman projeli evler yapıyoruz. Yani Türk halkının biraz öyle bir rahatlığı var. Bana bir şey olmaz gibi davranan. Hep konuştuğumuz bir Yumurta şey var kapıya ya, gelene evet. kadar. Ama yani hani şununla baş etmek mümkün değil. Bir araba bile Mümkün önünde değil. duramıyor. Bir insan Deprem, mümkün değil sel yani. felaketi, Bunlar doğal afet. fırtına. Bunlara Allah'tan yapacak gelen hiçbir şey şeyler. yok. İşte Ama önlem bunlardan alacaksın dersen, hayatım. ne Önlem kadar alacaksın önlem yani. alırsan da al, işte bak ne kadar önlem alırsan da al. Tabii ki önlem al ama maalesef doğaya karşı ne kadar önlem alırsan al bir yerde gücünü koruyamıyorsun. Bunlar bize yani diyorlar Ders. ya hani dünyanın sahibinin kim olduğunu Doğru, hatırlatıyor. doğru. İnsanlar baktıkları zaman da parana güvenme bir kıvılcım, güzelliğine güvenme bir sivilceyi buradan hatırlasınlar. İşte bir anda insan hayatı tamamen komple değişebiliyor. Aynı Evet. 17 Ağustos depremi gibi yani. Allah korusun yani Allah gerçekten yaşatmasın tabii ama ki. hep hazırlıklı olmak lazım. Hep söylüyoruz İstanbul'da beklenen büyük bir deprem var. Bu tehlike geçmiş değil. Tekrar kısacık öyle bir anmış olalım. Hayatını 7 gün kaybedenlere sonra de da yıl evet dönümü var evet yani biliyorsun. çok Ya çok yakınlaştı. yakın. 17 Ağustos'ta tabii ki unutmadık, unutturmayacağız da.